27. Kayseri Ulaşım AŞ'nin olağanüstü genel kurulu toplantısında şirket sermayesinin artırmasından dolayı rüşen hakkımızın kullanıp kullanılmayacağı ve kullanılacaksa payımıza tekabül eden kısmının ödenmesi talebinin görüşülmesi. Bu aslında Ulaşım AŞ'nin şu anda zarar ettiği ile ilgili bir sermaye artırımı, net. Bu da görülüyor. Bunların pandemi döneminde bir sıkıntılar oluşmuş. Ulaşım AŞ'de 5.2'den 6.3'e çıkartmış. Az mesafe yapacaksınız, çok para verelim denilmiş. Bu vatandaşlar aslında biraz yatmışlar, biraz da kilometreye az yapmışlar ama fena bir para almamışlar ama anca giderlerine yetmiş. Bu esnada biz vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Sohbet esnasında bu aktarmalardan müthiş rahatsızlıkları var. Bunu da biz Ulaşım AŞ'imizin başkanıyla da bir telefon görüşmesinde bilgi birikimlerini karşılıklı aktardık. Buna devam edileceğini, bu aktarmaların ısrarla bundan sonra da artık büyükşehir statüsünde böyle olması gerektiği, bu civar mahallelerden şehir merkezine otobüslerin daha az girmesiyle ilgili aktarmaları kullanacağız kararı verdi. Saygılıyız kararlara. Biz bunları eleştirip konuşuyoruz veya konuyu açıp konuşuyoruz. Vatandaş da tam tersine eski alışkanlığını istiyor. Ben Yemliha'dan bindiysem diyor şehir merkezine gitmeliyim. Ama bu bir bakıyorsunuz işte Belsin'de indiriliyor, aktarma oluyor, geliyor. Kayseri kültürü çok buna uygun değil. Kayseri bunu çok iyi değerlendiremiyor. Bu arada otobüs işletmecileri yine diyor ki ya onları dinliyorsunuz ama vallahi biz de diyor 6.3'ten şu anda yeni diyor kilometre başına bize 5.80 verdiler. Ya bununla bu iş olmaz diyor. Yolcu başına da para almadıklarını bildiğim için kilometre başına alınca bu vatandaşlarımıza bir çözüm amaçlı bir şeyler yapılması lazım. Bunu da Ulaşım AŞ'mizle görüştük. Fakat ayak sesleri geliyor. Geçen de bu kardeşlerimiz belediyenin önünde aslında bir duygularını dile getirme şekilleri ama sizle görüşmek istediler. Sıkıntılar var. Konumuz burada bunu çözelim değil. Ama bakıyorum Ulaşım AŞ de zarar ediyor. Onlar zarar ediyor. Ulaşım AŞ'ye zarar ediyor. Kayseri halkı memnun değil ulaşımdan. Bunlarla ilgili aslında gerçekten samimi söylüyorum. Ciddi sadece daire başkanınızda değil bu işin akilleriyle bir çözüm aransa. Örneğin aktarma yerlerinde kadıncağızlar ufak çocuklarının karnını doyurabileceği alan yok. Lavabo noktasında ihtiyaçlarını gidereceği yer yok. Bir İstanbul Ankara modeli dedik ama bunların hiçbiri oluşmadan aktarma yapılınca lütfen 2 saat sürüyor bazı aktarmalar. İhtiyacı var adamın, yani oradan trene binecek, metroya binecek sıkıntılar yaşıyor. Ulaşım AŞ 5.8'de bu vatandaşlara gideceksiniz diyor. Belki bir hesapları var. Ama adamlar tek tek hesap yapıyor. 2 şoförle giderleriyle vallahi 40 lira gibi giderleri var. 7000 kilometrede ayda yol yapıyorlar. Çarptığınızda aşağı yukarı 40 bin lira alıyor. Dolayısıyla cidden ciddi bir sıkıntı var ortada. Bununla ilgili bence bu kardeşlerimizin, Kayseri halkının bu aktarmadaki sıkıntılarının bir masaya yatırılıp Ulaşım AŞ'nin böyle zarar ettiği ortamda, demek ki belediye de memnun değil, bunların bir çatı altında görüşülerek de bir çözüm aranmasından yana bizim bir teklifimiz var. Biz 2017 yılından itibaren, 2017 Mayıs ayından itibaren kilometre bazlı ödemeye geçtik. Bundaki amaçlarımızdan en birincisi de sistemi daha etkin, verimli, daha erişilebilir hale getirmekti. O süreçte geçmiş dönemlerde şu tür sıkıntılar vardı. Yolcu bazlı ödemeler yapıldığı zaman yeni bir yerleşim alanı açılıp da hattı 1 kilometre uzatayım dediğiniz zaman özel işleticilerle çok ciddi kavgalar demeyelim, tartışmalar oluyordu. Niye? Maliyeti artacak, taşıyacağı yolcu sayısı değişmeyecek diye. Dünyanın her tarafında aşağı yukarı bu şekilde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de model yolcu başı gelirle çalışan modelde sistemi etkin ve verimli hale getirmeniz mümkün değil. Dolayısıyla Batılılar bunu terk etmiş. Yaklaşık 1980'li yıllardan itibaren artık yolcu gelirine dayalı bir model terk edilmiş. Bizim gibi ülkeler, gelişmekte olan ülkelerde de bu yolcu bazlı gelir modeli yavaş yavaş terk ediliyor. Biz 2017 yılında bunu terk ettik. Hatırlarsanız onun avantajlarıyla beraber 2019 yılında da aktarmayı ücretsiz hale getirerek kent içinden fakülteye giden gereksiz otobüslerin önüne geçmiş olduk. O zaman da ben mecliste izah etmiştim. Yaklaşık günde 1250 tane otobüs içerisinde 0 yolcu, 1 yolcu, 2 yolcu ile beraber meydana işgal edip fakülteye gidiyordu. O sayılar şimdi 250'lere düştü. Aktarma konusunu şöyle düşünmemiz lazım. Yani burada belediyenin burada bir kazancı var mantığından çıkarıp daha yukarıda kent geleneğine baktığımız zaman kent artık büyüdü. Ben Kayseri'ye geldiğim zaman 2005 yılıydı.
Nüfus 680 bindi, şu anda 1 milyon 300 bin. O zaman Kayseri'de 190 bin araç olduğu söyleniyordu. Şu anda 400 bin aracı geçmiş durumdayız. Dolayısıyla kent yöneticileri olarak veya biz teknokratlar olarak baktığımız zaman tek boyutlu olaya bakmamız mümkün değil. Dolayısıyla kentin tamamını ilgilenen problemlere çözüm olacak şekilde bakmamız lazım. Kilometre bazlı modele geçtikten sonra 2013, 14, 15, 16 yaklaşık 20, 24-25 bin lira gelir elde eden işletici 2017'de 30 bin liraya, zaten o zaman 31.250 gibiydi anlaştığımız rakam. 2019'a kadar 45-46 bin liraya çıkıyor. Yani gelirlerinden bir azalma yok. Biz hem sistemi iyileştiriyoruz hem de işleticinin geliri de aynı zamanda arttırmış oluyoruz yapmış olduğumuz verimlilik çalışmalarıyla dolayı. 2020 yılında pandeminin çıkmasıyla hepimiz yaşadık. Yolcu sayıları sıfıra düştüğü anda bile ayakta yolcu taşımamak kaydıyla biz sistemi çalıştırdık. Hıfzı Sağ Kurulu'nun almış olduğu kararlar, İçişleri Bakanlığı genelgeleri harfiyen uymak koşuluyla bütün kısıtlamalara yönelik, bütün kısıtlamalara uymak koşuluyla sistemi çalıştırmak zorunda, çalıştırdık. Yani kent ulaşımın durması demek artı kentteki ekonomik hayatın tamamen durması manasında geliyor ki bu da haliyle maliyet olarak bize yansımış oldu. Bunu belediyemiz karşıladı. İşletici boyutuna geçmiş olduğumuz zaman da biz işleticilerin ödemelerini iki farklı parametre kullanarak yapıyoruz. Bir sabit giderler, iki değişken giderler. Değişken giderler yakıt giderleri. Bu yakıt giderleri her iki ayda bir TÜİK verilerine göre güncelleniyor. Diğer sabit giderlerde yılbaşında enflasyon oranında değişiyor. Yani şu anda sıkıntıda olduklarını ifade eden esnafımız 2022 yılın başında enflasyon farkını alacakları için o zaman çok fazla bir sıkıntıları kalmayacak. Dolayısıyla bir de azalan bir para da diyor. Başkan biraz önce siz de söylediniz. Haziran ayı için ödediğimiz para 36 bin liraydı. Şu anda Temmuz-Ağustos için ödediğimiz para 45 bin liraya geliyor. Yani dolayısıyla bunun ortalaması da 5.85 civarı. Rakam düştü diye bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Pandeminin olduğu, yoğun olduğu dönemlerde 7.69 bile ödediğimiz günler oldu. O zaman 2 kilometre yapıyorlardı. Şu anda da 7.700 kilometre yapılıyor. Daha iyisi olabilir mi? Elbette ki olabilir. İmkanlar olsa, daha iyisi olsa. Yani şu andaki elimizdeki yolcu verilere göre, elimizdeki finansal imkanlara göre esnafımız için yapabileceğimiz ancak bu kadar. Yani onun ötesinde bir şey yapmak artık daha çok sübvanse anlamına gelmekte. Bir otobüs iki şoförle çalışıyor. Onlar da diyor ki 13 bin lira benim aylık giderim var iki şoföre diyor. Maaş ve sigortalarla. 20 bin lira da diyor mazotum var. Vallahi bunu herkes söylüyor, gaz. 33 bin lira. Bakımıydı, şuydu, buydu, kar mı yok diyor. Ben derdini anlatıyorum vatandaşın. Size intikal ettireceğim dedim diye. Şimdi başka masraflar da var. Bakım gibi falan. Şimdi Sayın Başkanımızın söylediği gibi 40 binleri civarına bulacak. 46 ama, bin, 45.188 evet, geçen Sayın Başkanım doğru. Doğalgaza gelen zam herhalde bu arkadaşların hesaplarını şaşırttı. %15 yani 20 bin liranın %15'i 3 bin lira. Dolayısıyla bir enflasyon oranında artış kurtarmayabilir. Kurtarırsa da onlarla görüşürsünüz. Ben dile getiriyorum bunu. Sonuçta orada da değilim, bu tarafta da değilim. Bunun farkındayım. Yani böylesine gelen doğalgaz bu vatandaşları mağdur etti. Bu da Kayseri'mizin ulaşım maaşı bir kamu görevidir. Buradan yeri gelecek, bak bundan önce 15 bin lira talep ettiniz, sermaye artırımı kabul etmiştik hatırlıyorum. Bugün 80 bin ediyorsunuz, kabul ediyorum. Ben bunun farkındayım. Yani otobüsçü de zarar ediyor, siz ediyorsunuz. Bunu aslında Kayseri halkı ödüyor bizim bu kararımızda. Biz Kayseri halkının gelirlerini otobüs ulaşımına, bu işi kullanan vatandaşımıza servis ediyoruz. Helal olsun. Bunu da yapmamız lazım. Belediye olarak amacımız bu. Kar yoktur bu işte. Onun da farkındayım. Sonuçta ortada bir memnuniyetsizlik karşılığı var. Sizin diksiyonunuz çok düzgün. Çok güzel Sayın Başkanım. Fakat bu işle uğraşan adamların diksiyonları vatandaşın çok iyi olmayabilir. Yolcumuzun da diksiyonu çok iyi olmayabilir. Ama ortada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının bence ben vesile olayım ama bir dile gelmesi, konuşulması, protesto şekli yanlış, ben ona katılıyorum. Onun da yanında biz olmadık, olmayız da onu da o gün söyledik. Biz nasıl dile getirirsiniz bilmeyiz ama bizim İYİ Parti üslubuna yakışır ifadelerle biz bunu mecliste Sayın Başkanımıza iletiriz. O da duyarlıdır, Kayseri'nin bu sorunları çözülsün noktasında bakış açısı vardır dedik, gündeme getirdik. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben bir ek bilgi olarak Başkanım iyi vereyim. Ben şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani çünkü kilometre bazlı model dediğim gibi. Artık gelişmiş ülkelerde uygulanan bir model. Kayseri bu modeli 2017'den bu yana uyguluyor. Çok rahat bir şekilde yani bu pandemi sürecini esnaf anlamında düşünürsek en rahat atlatan esnaf grubu Kayseri özel halk otobüsçüler esnaf olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Bunun işte farklı şehirlere gitmiş olsanız mesela bir
isim vermeden söyleyeceğim. Bir büyükşehir belediyesi esnafı şöyle bir şey söylüyor. Biz işte 36 bin lira giderimiz oldu. Başkanımız bize 21 bin lira verdi. Çok çok teşekkür ederiz diyor. Bir başka şehirde yine benzer kilometrelerde gelirin 29 bin lira olduğu başka şehirler var. Dolayısıyla biz Kayseri'ye baktığımız zaman biz işi esnafımızı bu seviyede mağdur etme noktasına gelmedik. Sağ olsun başkanımızın da talimatıyla biz hep onlardan taraf olduk. Empati yapmaya çalıştık. Pandemi döneminde bu kadar böyle güzel bir şekilde atlattık, bu noktaya kadar geldik. Şu anda da geldiğimiz nokta aynı şekilde biz aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Tek beklentimiz aynı hassasiyeti onların da göstermesi. Birlikte bu hizmeti, çünkü biz şu ana kadar o esnaf arkadaşlarımızla bu hizmeti yerine getirdik. Bundan sonra da aynı anlayışla birlik beraberlik içerisinde bu hizmeti devam ettirmek istiyoruz. Ama tekrar altını çiziyorum, bu pandemi dönemini veya bu süreci en rahat atlatan esnaf Kayseri, Kayseri'deki yaşayan otobüsçi esnaf olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilir. Bunu istediğiniz anla çok farklı donelerle de bunu size ispat etmeye her zaman hazırız.